Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi'nin Mi Airfryer 3.5 litrelik Airfryer'ini aslında Türkçe karşılığı Firtozunu inceleyeceğiz. Aslında yani Firtoz da İngilizce. Yani bu manaya gelen model diyebiliriz. En çok satan bu model verdi. Xiaomi Mi Smart Airfryer, yani Mi akıllı hava sirkülasyonu yapan Airfryer diye geçiyor bu. Bir de Philips'in 9252 modeli. Philips'e değil de daha kompakt, daha teknolojiye ayak uydurmuş bir tasarıma sahip olan, üzerinde OLED ekran olan Xiaomi Mi Smart Airfryer'ini tercih ettik. Bakalım neden tercih ettik, bir de ondan bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar kutu açılımını yapıp daha sonra kısa bir incelemesini yapacağız. Daha sonra detaylı bir kullandıktan sonra tecrübelerini size aktarmaya çalışacağım. Peki Xiaomi Mi Airfryer'ini neden tercih ettim? Öncelikle arkadaşlar daha kompakt bir tasarıma sahip, özellikle daha fazla menü var, yani içerisinde yüzden fazla yemek yapabileceğiniz tarif var ve bu tarifleri sadece Mi Home uygulamasını indirip buradan otomatik olarak düğmeye basmanız yeterli. Herhangi bir sıcaklık, herhangi bir dakika ayarı yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Aynı zamanda 40 dereceden 200 dereceye kadar sıcak hava verebiliyor. Bu en önemli özelliklerinden bir tanesi. 3.5 litrelik bir iç hacme sahip, yanmaz ve yapışmaz bu iç yapısı. Tamamen yüzden fazla yemek tarifi olduğunu söyledik. Küçük bir OLED ekran var. Bu tekerlekli, dönmeli bir OLED ekran. 24 saat boyunca da arkadaşlar çalışabiliyor. Bu 24 saatten kasıt arkadaşlar, İşte 40 derecede 8 saate yoğurt mayalayabiliyorsunuz mesela. 60 derecede de 5 saate kadar meyve kurutabiliyorsunuz. Yani 24 saat boyunca daim olarak bu ürünü çalıştırabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar özelliklerine baktığımız zaman 3.9 kilogram bir ağırlığa sahip ve aynı zamanda bunun kısa ölçülerini de bu alt kısma yazarım, yani ürünün kendi ölçülerini. Ve lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar kutu açılımı yapıp kısa bir incelemeye de yer verelim. Bu arada 1500 wattlık bir güce sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Haydi bir kutuyu açalım. Arkadaşlar ürünü şu şekilde size öncelikle ön taraftan göstermiş olayım. Yine burada gördüğünüz gibi ürünün özelliklerinden bahsetmiş. 3.5 litrelik bir iç hacme sahip olduğu, 40 dereceden 200 dereceye kadar elektronik sıcaklık kontrolü yapabildiğini söylüyor. Yine App Smart Control, yani Mi Home uygulaması, 24 Hour Times, yani 24 saat boyunca çalışabiliyor. Interactive OLED Display, yani kullanışlı OLED ekran ve 100'den fazla yemek menüsü buradan otomatik olarak uygulayabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar Ok Google, yani Hey Google asistanı ile beraber çalıştığını söyleyebiliriz. Şu şekilde hemen kutuyu açalım. Gayet güzel bir şekilde paketlenmiş. Burada bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Türkçe'de var. Mi akıllı hava filtresi diye geçiyor. 3.5 litre kullanım kılavuzu. Bunu da buradan görmüş olalım. Bunu hemen köşeye alalım. Yine büyük ihtimalle garanti belgesi, garanti bildirimi Türkçe'de var. Bu arada birçok farklı dil modeli var. İçinde Türkçe'de var. Onu da söyleyebiliriz. Şunu kaldıralım. Şu şekilde şurada ürünün ızgarası, yani buraya tavuk falan kullanabilmek için, et kullanabilmek için, şunu da şöyle bir hemen açalım arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Metal. Zaten iç kısmı yanmaz ve yapışmaz. Bunu da köşeye alalım. Evet, ürünün poşetini de çıkaralım. Beyaz, dikdörtgen, kompakt bir yapıya sahip. Onu söyleyebiliriz. Gayet güzel. Arkadaşlar kutunun içinde başka bir şey de çıkmadı. Hemen kutuyu buradan şu şekilde şunu da bir güzel herhalde yanlış yaptım. Her neyse.
şöyle. Önce bir yani daha önceki videolarda da söylediğim gibi Xiaomi genelde ekosistem ürünlerinde beyaz zengini tercih ediyor. Şimdi arkadaşlar açalım. Heh, burada bantlar varmış. Sallanmaması için. Bu bantları da kaldırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ürünü yakından göstermiş olayım. OLED ekran, açma kapama düğmesi, üst tarafı Mi Home uygulaması, yani Mi logosu bizi karşılıyor. Evet, şöyle iç kısmını da göstereyim size. Evet, metal kendisi. Üstünde bir kaplama var ama böyle saydam bir kaplama. Bu da içindeki ürünlerin yapışmadan, kaymadan durmasını sağlıyor. Şöyle göstermiş olalım. Tabii ki bu arada bu evet kalkıyor. Onu da göstermiş olayım. Evet, bu üç kısımdan çıkıyor. Bir de ızgarası var. İki tane parçası var. Bunu da göstermiş olalım. Şunları da köşeye alalım. Aslında ilk olarak bir 10 derece sıcaklıkta çalışması lazım. Kablosu biraz kısa. 1 metre anca var. Arkadaşlar ürünü fişe taktık. Şu şekilde basarak ürünü şu anda çalıştırdık. Wi-Fi bağlantısını sağlayacağız. Şu şekilde Mi Home uygulamasına girdik. Cihaz ekle diyoruz buradan. Hemen burada gördüğünüz gibi Bluetooth bağlantısıyla gördü. Buradan bağlantıyı sağlayıp ve bağlantı yapacağız. Şu anda bağlanıyor, yükleniyor. Mi Home uygulaması ile. Güzel, kompakt bir yapısı var. 3.9 kilogram bir ağırlığı var arkadaşlar. Çok da fazla yer kaplamıyor. Evet, burada diyor ki odayı belirle. Biz burada oturma odası, yemek odası diyeceğiz. Aslında mutfak diyebilirdik. Devam diyoruz. Adını burada değiştirebiliyorsunuz. Sonraki diyoruz. Manuel, patates kızartması, balık gibi birçok model var tabii ki. Daha fazla tarife tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan 100'den fazla tarif olduğunu söylemiştik. Zaten sıcaklığını, dakikasını hepsini kendi ayarlıyor. Genelde hani patates için kullanırsın veya meyve kurutursun olduğunu söyleyebilirsin. Şu şekilde göstermiş olalım. Buradan bu manuel şu şekilde sıcaklığını ayarlıyorsun. Tabii buradan dönmek için yine buradan bu dönen tekerlekle sıcaklığını ayarlıyoruz. İki defa üstüne şeyi de ayarlayabilirsin. Dakika olarak arkadaşlar. Dakika ayarlıyoruz. Şu anda çalıştı arkadaşlar. Biraz ses yapıyor tabii. 10 dakika boyunca çalışacak. İptal demek için herhalde şu şekilde dokunuyorsunuz. Yine bunu çıkarırken biraz şu şekilde basmanız gerekiyor. Biraz tak diye vurmanız gerekiyor. Buradan tekrar çalışırken de yine sıcaklığı ve şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar dili ayarlar kısmında Türkçe olarak yapabiliyorsunuz. İlk ekranda çıkan patates, şöyle göstermiş olayım, balık, tavuk, biftek, karides, sebze, kek, kuru meyve ve programlar çıkıyor ve ayarlar çıkıyor. Bu şekilde bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ürünle ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bekliyorum. Detaylı bir inceleme videosu da gelecek.